falan filan. Peki, ee, bakalım başka ne var? Halep Kapısında Kanlı Gün diye bir e, başlık var. Suriye'nin rejim karşıtı muhaliflerinin Halep'in kuzeyinde Esed güçlerine karşı başlattığı saldırı dün de devam etti. Şimdi bakın. Birincisi onlar Esed güçleri değil. Onlar Suriye ordusu. Resmi olarak yani Suriye ordusu. İkincisi bunlar muhalif değil, bunlar cihatçı. Bunlar HTŞ, Heyet Tahir el Şam yani El Nusra terör örgütünün motor gücü olduğu en büyük bileşeni olduğu, birkaç işte da daha örgütün olduğu bir şey, bir oluşum bu. Şimdi bunu mesela Hürriyet gazetesinde çalışanlar bilmiyor olabilirler. Yani mesela tele takip ederlerse öğrenirler belki. Türkiye El Nusra'yı terör örgütü olarak kabul etmiş durumda. El Nusra'nın içinde yer aldığı bu oluşum da bir terör oluşumu. Burası anlaşıldı galiba. Yani, yani hürriyette çalışanlar bile anlayabilirler bunu. Ve devamında, şimdi bu arada e, bana e, Berfin galiba bir şey attı, bir video attı. Bu dalga geçilmiş şeyle bu CNN Türk'ün bir yayınında uzmanlar uzmanlar bunlar çok böyle çok sayıda uzmanları var ya her halt uzmanı çıkmışlar Suriye haritasını önlerine koymuşlar daha HTŞ'nin ne olduğunu bilmiyorlar. Nereden bahsettiklerini bilmiyorlar. Bu Ahmet Hakan denilen hürriyetin kenarı var ya o şey yapmış. Almış bir tane şey konuk. Bir de oturan böyle birkaç tane kelle var orada bilmem ne araştırmalar merkezinden profesör bilmem ne falan filan böyle saçma sapan böyle bir grup oturmuş şey yapıyorlar. Suriye'yi konuşuyorlar, işte HTŞ'yi konuşuyorlar, El Nusra'yı konuşuyorlar. Nereden bahsettiklerini, neden bahsettiklerini, kimden bahsettiklerini, geçmişini, şu andaki halini bilmiyorlar bu arada. Ve CNN Türk izleyicisine acıyorum. Ama müstehaklar aynı zamanda. Israr ediyorsanız izleyin yani onları. Bir görün. Yani o kadar hani boşlar ki anlatırken hiçbir şey bilmiyorlar. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorlar bu arada. Teknik olarak söylüyorum bunu. Yani bir yorumdan bahsetmiyorum. Ve işte Hizbut Tahrir bilmem ne falan filan diyorlarmış. Yahu arkadaş Heyet Tahrir-i Şam başka bir şey. El-Nusra başka bir şey, İŞİD başka bir şey, oradaki e, Türkiye'nin sevk ve idaresindeki milli ordu denilen çeteler bütünü başka bir şey. Onların bileşenleri var. Hatta o bileşenlerin geçmişte birbirinden ayrılmaları, tekrar birleşmeleri, yeni bir örgüt haline gelmeleri, yeni bir cephe haline gelmeleri gibi bir takım şeyleri var. Çok karmaşık, yani siyeren Türkçülerin, Ahmet Hakan'ın ya da diğerlerinin kafası almayacak kadar karışık. Ama bari deyin ki ya bu konuda bilmiyoruz kardeşim yani çıkmayalım, anlatmayalım, ahkam kesmeyelim bu konuda. Fakat utanmazlık yok. Terbiyesizce bir şekilde izleyiciyi kandırıyorlar. Kandırıyorlar yani. Şimdi hürriyette de şöyle bir şey var. Şimdi Selçuk Böke imzalı bir haber. Kendisi mi yazmış, yazı işlerinde mi değiştiriliyor bu ifadeler bilmiyorum. Ama her neyse çok saçma. Esat güçleri de karşı başlattığı saldırı muhaliflerin rejim karşıtı muhaliflerin bir rejim var ortada, bir şeyler var falan filan. Yani bir, bir şey yaratıyorlar. Tam bu 2011'deki yıl işte, şey, dil. 2011'deki dil, bu dile tekrar dönüldü şu anda. Ve bir harita var mı arkadaşlar, o şeyi bir verelim mi? Şu Suriye haritasını. Ne oluyor, ne bitiyor ona bir bakalım mı? Tamam. Şimdi burada çok net görünmediği için yazılar kendi telefonumdan bu haritaya bakacağım ve dolayısıyla burada net bir biçimde bunlar hepsi Arapça isimler bu arada. Yani neden bahsettiğimizi bilerek konuşuyoruz. O anlamda söylüyorum bunu. Keşke herkes böyle olsa bu arada. Yani bu bir şey değil elbette. Bakın şimdi. Şurada görüyorsunuz açık yeşil bölge var, sarı bölge var, kırmızı bölge var ve koyu yeşil bölge var. O kadar. Şimdi burada tabii iki tane de şey var, e, Lejant bölümünde iki tane e, açıklama var. Bunlardan bir tanesi şu, e, Suriye e, devriminin bileşenleri, yani bütün şu yeşili olduğu gibi almış. Şimdi Suriye devrimi bileşenleri demelerinin sebebi şu, bu haritayı hazırlayanlar muhalifler cihatçılar yani. Dolayısıyla kendilerini devrimci olarak görüyorlar. Suriye devriminin bir şeyi olarak görüyorlar. Burası da Esad'ın milisleri diye kırmızı yazmışlar. Dediğim gibi zaten o dile uygun bir şekilde yazmışlar. Biz de olduğu gibi yansıtıyoruz burada çevirerek. Şimdi şöyle bir şey bu bölge neresi bakın. Birincisi şu bölge Dar İzze bölgesi ve buradan itibaren bu taraf Halep ve buradan itibaren bunlar şeye doğru Halebe Halep'e doğru bir saldırı başlattılar. Şu koyu yeşil olan yer daha önce kırmızıydı. Yani Suriye ordusunun hakim olduğu yerdi ve son günlerde yapılmış olan saldırılar sonucunda buradaki birkaç şey birkaç 17 kadar yerleşim birimi. Yani bunlar köy olabilir, mezra olabilir. ...vesaire şu anda... ...bu cihatçıların eline geçmiş... ...durumda ve burayı da... ...özgürleştirilmiş bölge olarak yazmışlar. E, Arapça olarak. Şuradaki oklardan nerelerden saldırdıklarını gösteriyor... ...ve daha sonrasında da... ...hedeflerini gösteriyor. Yani beyaz oklar buralardan işte... ...gidecekler. Bu arada... E, ...şöyle söyleyeyim... E, ...yukarısı... ...yani şu bölge... ...Kürt bölgesi... ve Buraya girmemişler herhangi bir şekilde ama buradan bir saldırı başlatılmış. Ha yarın burası gelir ve burayı yukarıya doğru almaya çalışırlar, bu tarafı kuşatmaya çalışırlar mı onu bilemiyorum. Ama o veya bu şekilde bu şeylerin, cihatçıların bir şeyleri var. Yani bir saldırıları söz konusu. Ha bunu daha genel bir Suriye haritasında belki tam olarak nerede olduğunu anlatabilirdik. Ama elbette başka bir zamanda anlatılabilecek bir konu. Ve şimdi Rusya ne yapıyor? Saldırılar yapıyor, hava saldırıları yapıyor. Yani özellikle bu şeye, bu bölgeye yönelik olarak saldırılar. Mesele bu. Mesele bu. Çok basit bir şekilde tabii yani anlatmaya çalıştım. Bunu almışlar, dört tane kelle ve şey yapıyorlar işte kendilerince saçmalıyorlar. Ama izleyici nereden bilecek bunların saçmaladığını? Televizyonların böyle bir etkisi var. Bu ekranın maalesef öyle bir etkisi var. Evinizde ya dikte ediyor size. Çok inandırıcı geliyor. Ve kandırılıyor musunuz, kandırılmıyor musunuz? Bunu bilme şansınız yok. Çünkü neden bahsediyoruz? Bakın şöyle bir harita var işte burada. Ben de bir şeyler anlatıyorum. Fakat ahlaksızlık şurada. Biz şimdi bunların ne yaptığını biliyoruz. Yani bu Siyeren Türk'ün, ne bileyim işte diğer bazı kanalların ne yaptığını çok iyi biliyoruz kendi aramızda. Ama bunu e, en fazla burada ifade edebiliyoruz işte. Fakat kitleler bunu anlamıyor. İşte bu gazetelerin yaptığı yayınlar da aynı şekilde. Yani burada yer alan haber işte aynı şekilde. Ne olup bittiği konusunda 2011'den bu yana sürekli yalan söyledikleri için bugün şu anda bu durumu yaşı Bu durumu yaşıyoruz. Hala Türkiye işte bakın hatta bu açılımın, bu çözüm sürecinin bile sebeplerinden bir tanesi 2011'den bu yana halka söylenen yalanlardır. O zamanlar Suriye'de ne olup bittiği, hangi dinamiğin nerede yer aldığı konusunda doğru bilgiler verilseydi ve kamuoyu doğru aydınlatılsaydı ve yalan söyleyerek halka Suriye'de bir takım işler çevrilmeye çalışılmasaydı bugün bunları konuşuyor olmayacaktık. Bugün farklı bir dünyadan bahsediyor olacaktık. Dolayısıyla bu yalanlara eskiden ortak olan ne kadar gazete varsa şimdi aynısını yapmaya başladılar yeniden. Başa sardık gideceğiz. Elbette bu çok da hani ilerleyebilecekleri bir durum değil. Yani bir süre böyle gider. Ani bir takım hani baskınlar şunlar bunlarla. Daha sonrasında her zaman olduğu gibi işte düzenli ordu bu türden işte örgütlere karşı başarı kazanır. Teknik bir durum yani. Peki şimdi nereye gelelim? Bir başka başlığa gelelim. Sosyal medya yaşı 16 olsun. Evet tekrar üçlüye dönebiliriz. Sosyal medya yaşı 16 olsun diye bir başlık var. Bakan Uraloğlu, Abdülkadir Uraloğlu bir, bir şey söyledi. O da şu